Evet merhaba arkadaşlarım. Tekrardan genel tekrar videolarımızın devamıyla sizlerle birlikte olacağız. Tabii bu süreç içinde genel tekrar videolarını çekmeden önce şundan da bahsedeyim. Bir rahatsızlığımız var. Sizler de az çok Instagram'dan veya diğer yerlerden takip ediyorsunuz. Bir ameliyat söz konusu ses tellerinden. Mayıs'ın ilk haftası ve ikinci haftası olacağız. O yüzden biraz geciktirmek de istemedim. Tamamlayayım, Mayıs'tan sonraya bırakmayayım diye tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Bu süre içinde birçok söyleşiye katıldık. Kırıkkale'de, Denizli'de, Kahramanmaraş'ta. Yine bakıldığı zaman Bursa'da, Malatya'da, Mersin'de. Yine gideceğimiz iller arasında Sinop, Çanakkale olacak, Gaziantep olacak ileride. Bunlarla beraber sizlerle de orada görüşüp fikir alıyoruz. Tabii benim hocamın geleceğiyle ilgili şunları söyleyelim. Tabii ki bizler burada bu faaliyeti gösteriyoruz. Bu faaliyetler ileride de devam edecek ve çeşitli alanlarda ALES, DGS, hakimlik, savcılık gibi video çekimleri de olacak. Ve öbür sene inşallah da Türkiye'nin üzerinde aslında çok düşünmesi gereken, fiyatları neredeyse 8-10-12 milyara bulan kolej fiyatlarından dolayı çoğu aile çok zor şartlar altında öğrencilerini gönderebiliyor. Biz YKS videolarıyla da bir ekibimizi kurup ona da başlayacağız inşallah. Tabi bunlar hepsi ücretsiz olarak sizlere sunulacak. Allah utandırmasın arkadaşlar. Şurada sınava 3 ay kaldı neredeyse. 3,5 ay kaldı lisansa. Yine bakıldığı zaman Ekim ayında orta öğretim ve ön lisansta biliyorsunuz Kasım ayında sınavları var. Orta öğretim ve ön lisans arkadaşlar şunu söyleyeyim. Birisi tarihtir. Yani ikide bir soruyu sormayalım. Ön lisans için ayrı bir video var mı? Hayır, bunu izleyebilirsiniz. Veya daha evvelden çekilmiş 100 video da aynen sizi kapsar. Lisanstaki arkadaşlar 3 ay kaldı. Biraz artık sabredelim. Hemen biraz üstüne çökelim. Tam bu aylar bırakma ayları sakın bırakmıyoruz. Yani burada en önemli şey bırakmayanın kazandığı bir sınavdan bahsediyoruz. O yüzden sizlerden ricam. Şu videoların genel tekrar videolarını izleyen arkadaşlar bırakmaktan artık bir kendilerini şey yapsın. Anlıyorum sizin insan Mayıs ayları gerçekten sıcakların artmaya başladığı ve insanların artık ders çalışma isteğinin azaldığı zamanlardır. Biz bırakmayanın kazandığını gördük. Çalışanın kazandığını gördük. Tabii ki bir de mülakat olayı var. Arkadaşlar mülakat fark ettiyseniz son mülakatlarda KPSS puanının aynısı veya KPSS puanının yuvarlak hali verildi. Ne demek bu? 81 nokta alanlara 82, 81.3 alanlarda 81 şeklinde düz yuvarlandı. Yani kimseye küsuratlı bir puan verilmeyecek görünüşe göre. Mülakat bana göre sondu. İnşallah bundan sonra kalkacak. Zaten biliyorsunuz B alımlarında mülakat yok. Sağlık alımlarında yok. Bir tek İktisadi İlimler Fakültesi öğrencilerimizde öğretmenlik fakültesi ya da eğitim fakültesini bitirmiş arkadaşlarımıza mülakatlar var. İnşallah ikisi de kalkar. Ve hakkaniyetli, adaletli ve liyakatlı bir şekilde atamanız gerçekleştir. Kimsenin hakkını yemeden, kimsenin hakkına girmeden veya sizlerin haklarına girilmeden bir atamanız gerçekleşir. Bunun için çalışmaktan başka çaremiz yok. Biliyorsunuz seçimler biraz öne alındı. Şimdi seçimlerin alınması size şöyle bir etki yaratabilir. Hocam biz 2019'da bekliyorduk seçimleri. Mantıken 2018 puanıyla büyük atamalar bekliyorduk. Arkadaşlar şu an 66 gün içinde bir ek atama olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ama şunu biliyorum. Muhakkak bir vaat olacaktır. Vaatsiz bu iş yapılamaz. Bu vaatle devletin başından geleceğini tahmin ediyoruz. İnşallah hem öğretmenlik hem diğer branşlarda, bütün alanlarda sizlere en iyi ve çok fazla bir atama gerçekleşir. İstediğiniz mesleğe de kısa sürede inşallah gelirsiniz, varırsınız ve sizleri oralarda bizleri ziyaret etme imkanını sağlarsınız diye düşünüyoruz. Şimdi genel tekrar videolarından devam edeceğiz. En son biliyorsunuz Binit Evveme ve Sevr Anlaşması'ndan sonra artık Kurtuluş Savaşı Muharebeler dönemine geçiyoruz. Değerli arkadaşlarım, Kurtuluş Savaşı'nda muharebeler 3 kısma ayrılıyor. Biri Doğu Cephemiz, biri Güney Cephemiz, biri de sizler de biliyorsunuz ki Batı Cephemizdir. İlk başta neyle başlayacağız? İlk açılan cephemiz olan Doğu Cephesi'yle başlayalım. Hatırlayın bakalım, Doğu'da özellikle 2 tane bizim çatışma içinde olduklarımız, özellikle Ermeniler ve tabii ki bir kısım Gürcüler. Değerli arkadaşlarım, 15. Kolordu'nun sahibi Kazım Karabekir, özellikle Ermenileri Kars'ı işgal edip Bitlis, Elazığ yani o vilayet sitelerine ulaşma isteğini bildiği için Ankara'dan aldığı izinle ve emirle 15. Kolordu ikiye ayrılacak. Bir kısmı Ermeniler üzerine Kazım Karabekir önderliğine gidecek, bir kısmı da Gürcüler üzerine gidecektir değerli arkadaşlarım. Ve Kazım Karabekir Ermenileri Kars'tan çıkarttıktan sonra ilerleyecek Gümrü'ye kadar varacak. Tabii ki Kazım Karabekir'in ordusu düzenli ve Osmanlı Devleti'nden kalan bir ordudur. Yani sıfır baştan kurulan bir ordu değildir. Ve Mondros Ateşkes Antlaşması'na göre aslında ordularımızın hepsinin terhis olması lazımken Kazım Karabekir ve bazı birlikler, örnek Refet Bey, Ali Fuat Cephesi, bunlar bırakmamıştı.
İşte Kazım Karabekir niye bırakmadı? Bölgedeki Ermeni tehdit üzerine. İşte Kazım Karabekir gitti. Gümrü'ye kadar varınca unutma asıl savaşın yaşandığı yer hangi cephe bizde? Batı. O yüzden doğuda ne kadar savaş erken sürede biterse batıya hemen intikal ettirmemiz lazım askerlerimizi. Bunu çok iyi bilen Mustafa Kemal Kazım Karabekir'e bir anlaşma yapması çünkü Ermeniler de istiyor. Ve Gümrü anlaşmasını biz imzalıyoruz. Peki Gümrü'nün tarihteki önemini. Şimdi en çok gelen sınav sorularından biri Gümrü'dür. Bir, TBMM'nin uluslararası alandaki ilk siyasi ve askeri zaferidir. Bir kere daha söyleyeyim. TBMM'nin uluslararası alandaki ilk askeri ve siyasi zaferi Gümrü Anlaşması veya o yapılan harekattır. İki, ilk defa Türkiye adı bir anlaşmada kullanmıştır. Yani nerede? Gümrü'de. Türkiye Devleti ibaresi. Üç, arkadaşlar Misak-ı Milli'den vazgeçen, daha sonra Misak-ı Milli'yi tanıyan ve mantıken sevdeki tüm isteklerinden vazgeçen ilk ülke yine Ermenistan'dır. Ve TBMM'yi tanıyan ilk devlet yine Ermenistan'dır. İşin ilginç tarafı Ermenistan'da tanıyan ilk devlet bu anlaşmayla biz olduk. Arkadaşlar Ermenistan iki defa kurulmuştur. Burada hata yapmayın. Biri çok kısa süreliğine bu zaman kuruldu. Bir de 90'da Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin ayrılmasıyla kuruldu. Mesela Azerbaycan. Arkadaşlar Azerbaycan iki defa kurulmuştur. Bir, bu zamanlarda kuruldu 1918'lerde, 20'lerde. Bir de 1990'dan sonra SSCB'nin dağılmasıyla kuruldu. Velhasıl değerli arkadaşlar bizim Gümrü Anlaşması çok önemlidir. Peki Gümrü Anlaşması'nda Çıldır Gölü ve Aras Nehri işte aramızda sınır olacak. Daha evvelden 1915 Tehcir Kanunu'yla suça karışmamış ve Anadolu'dan yurt dışına çıkarılmış olan Ermenilerden suça karışmamış olanlar Anadolu topraklarına geri dönebilecek. Ermeniler Misak-ı Milli tanıyacak, sevdi isteklerinden vazgeçecek. Bunların hepsi bizim Gümrü Anlaşması içeriğindedir. Tabii bir de Gürcüler üzerine yürümüştük biliyorsunuz. Orada da Batum diye bir anlaşma yaptık. Batum Anlaşması'yla Batum tekrar bize geri verildi. Bir kere daha söyleyeyim. Gürcülerle yapılan Batum Anlaşması, Batum tekrar geri bize verildi. O zaman şimdi biz mantıken doğu sınırını şekillendirirken şu an iki anlaşma yaptık. Biri Gümrü, biri Batum. Ancak buraya dikkat. Hocam sen kimle yaptın Gümrü'yü? Ermenilerle. Batum'u kimle yaptın? Gürcülerle. Peki Ermenistan ve Gürcistan iki gün sonra Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği tarafından işgal edilirse yani Sovyet Rusya tarafından. Artık senin doğudaki sınır komşun kim oldu? Bunlar olmadı. Sovyet Rusya oldu. Demek ki benim bundan sonra tam sınırımı şekillendirirken hangi devlete bir anlaşma yapmam lazım? Rusya'yla. İşte Birinci İnönü Savaşı'nın ardından yapılan Moskova ve Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra yapılan ve doğu sınırını kesin haline getiren anlaşmanın adı Kars. Sen bunu bilmek zorundasın. O zaman doğu sınırını şekillendiren 4 anlaşma var. Bir daha sayalım. 1. Gümrü. 2. Batum. 3. Moskova. 4. Kars. Gümrü ilk anlaşma. Kars doğu sınırını kesinleştiren anlaşma. Bunu nerede değineceğim tekrardan? Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra değineceğim. Evet arkadaşlarım, bizim doğu cephesinde özellikle yapmış olduğu harekattan dolayı kendisine Şark Fatihi unvanı verdiğimiz kişi Kazım Karabekir'dir. Bunu bilelim. Bu arada tabii Kazım Karabekir'le ilgili şunu da söyleyeyim. Bakın değerli arkadaşlar, Kazım Karabekir'e çoğu kitapta veya anı kitaplarında baba diye hitap edilir. Yani mesela Ali Fuat Cebesoy veya İsmet İnönü'ne baba der. Atatürk'ün bazen de yine baba dediği söyleniyor. Yani Kazım Karabekir'den ziyade zaten o zamanlar soy isim yok. Kazım Bey, Kazım Komutan'dan ziyade Kazım Baba. Niye Kazım Baba? Çünkü Doğu Anadolu bölgesinde özellikle Darül Eytam açmasıyla ünlüdür. Ne demek istiyorum? Yetim kalan çocukları koruduğundan dolayı kendisine değerli arkadaşlar baba lakabı takılmış hem çocuklar tarafından hem de yakın komutanlar tarafından. Kazım Baba gerçekten olmasaydı çok zor olurdu işimiz. Doğu'da çok büyük sıkıntı çekerdik. Kendisine Allah razı olsun diyoruz bütün komutanlarımız gibi. Gelelim Güney Cephesi'ne. Bir kere şunu bilmek lazım. Güney Cephesi'nde düzenli bir ordumuz yok. Kuvayi Milliye ile savaşacağız. Tabii Kuvayi Milliye'nin de bir disipline ve düzene ihtiyacı var. Bu disiplin ve düzenin sağlanması amacıyla Mustafa Kemal Adana'nın Pozantı ilçesine geliyor ve Pozantı Kongresi yapıyor. Burada şöyle düşünün arkadaşlar, bir kongre var ve Mustafa Kemal'in katıldığı ve Milli Mücadele'nin son kongresi Pozantı'dır. Dikkat. Peki Mustafa Kemal burada ne yapıyor? Diyor ki, atıyorum, İşte Yüzbaşı Tufan, sen diyor Adana'ya git. Atıyorum burada ne varsa Şahin Bey, sen Antep'i savun. Bu şekilde bir iş bölümü yapılıyor. Ve bu iş bölümü sayesinde değerli arkadaşlar güneyde inanılmaz mücadeleler başlıyor. İşte Adana'da Yüzbaşı Osman, yani Tufan Yüzbaşı. Yine Maraş'ta. Biliyorsunuz ki Uzunoluk Çarşısı'nda bir hamamdan çıkan iki tane kadının peçesini ve çarşafını asmak isteyen Fransız askerlerine karşı önce Çakmakçı Said,
Daha sonra bölgede bulunan Sütçü İmam biliyorsunuz ki orada büyük bir mücadeleye başlatacak. Yine Maraş'ta işgal edilen topraklarda ki Maraş Kalesi'ne Fransız bayrağı dikilmişti. Cuma namazı kılınmaz diyerek cuma namazı kıldırmayan ve kaledeki Fransız bayrağını indirip tekrar Osmanlı bayrağını diktiren Rıdvan Hoca, Senem Ayşe, bakın bunlar çok önemli kişiler Maraş'ta. Bunların hepsi değerli arkadaşlar bizim için çok kıymetli. Yine bakıldığı zaman Antep'te Şahin Bey değil mi? Yine 13 yaşındaki bir çocukken şehit edilen değil mi? Şehit Kamil. Şimdi biz bunları şöyle düşündüğümüz zaman güneyde büyük bir mücadele var ama düzenli ordu yok. Tabii güneydeki bu mücadeleler sonucunda bazı yerlerden Fransızlar atılacak. Bunu da şu arada dikkat edelim. Dikkat. Arkadaşlar Mondros Ateşkes Antlaşması'ndan sonra Anadolu'nun güneyini ilk işgal eden Fransa değil. İngiltere. Sonra İngilizler Fransızlarla bir anlaşma yapıyor ve Fransa'ya devrediyor bu işgali. Fransızların da halka tutumlarından dolayı büyük patlaklar veriyor mücadeleler. Ve tabii ki Adana, Antep, Maraş, Urfa bu bölgeler müthiş mücadeleler verdiler. Elbette ki bu mücadelelerin sonunda bizlere ne olması lazım değerli arkadaşlar? Muhakkak ki bazı unvanlar ve bazı madalyalar verilir. Örnek 1921'de Antep'e yaptığı mücadelelerden dolayı hangi unvan verildi? Gazi. 1973'te Maraş'a kahraman. Yine 1984'te Urfa'ya şanlı unvanları verildi. Bakın unvanların sıralaması. Antep, Maraş, Urfa. Dikkat. A, M ve U harfleri. Yani kronolojik bir sıralama var. Alfabemiz açısından söylüyorum. A, M ve U. Aklınıza buradan gelsin. Günümüz ismine de yazsak oluyor. Gaziantep, Kahramanmaraş, Şanlıurfa. G, K ve Ş. Aklınıza böyle kursun. Ezber yapmanıza gerek yok. Alfabeti sıralamaya bakın. Zaten soruyu çözersiniz. Peki bir de ne alınanlar var? İster madalyası. Bakın diyelim ki İster madalyasını alan ilk yöre. Kastamonu'nun ilçesi İnebolu'dur. Şehir anlamında sorarlar sana. Çünkü İnebolu bir şehir değildir, ilçedir. İlk şehir 1925'te alan Maraş'tır değerli arkadaşlarım. Kahramanmaraş. Bir kere daha söyleyeyim. Bu zaten sınavda geldi daha evvelden. Bir kere daha söyleyelim. Bu sınavda geldi. İstiklal madalyası alan ilk şehrimiz hangisi? Şehir. Cevap ne? Kahramanmaraş. Zaten Kahramanmaraş'ın girişinde biliyorsunuz bir istiklal madalyası olan bir heykel var. Bir anıt çalışma var. Yine bakıldığı zaman bir başka devam ediyoruz mesela şey almaya İstiklal madalyası alan. Önce İnebolu. Sonra Maraş. Sonra kim geliyor? Antep geliyor. En son kim geliyor? Urfa. Şanlıurfa değerli arkadaşlar 2016 tarihinde Ahmet Davutoğlu başbakanken İstiklal madalyasına kavuşmuştur kıymetli dostlar. Bunları bilelim. Demek ki unvan farklı bir şey. İstiklal madalyası farklı bir şey. Urfa'ya dikkat. Onu da söyleyeyim. Uyarıyorum. Urfa'ya dikkat. Size sınavda güncel kısmına gelebilir. İstiklal madalyası alan son şehrimiz hangisi? Cevap Şanlıurfa. İstiklal madalyası alan ilk şehrimiz diye sorarlarsa ki daha önceden sordu. Kahraman Maraş olacak kıymetli dostlar. Tabii Güney Cephesi ileride 1900 Sakarya Meydan Muharebesi'nden sonra yapılan Fransa'yla yapılan Ankara Antlaşması'yla da kapanacak. Biz onu ne zaman işleyeceğiz? Sakarya Meydan Muharebesi'nin sonunda tekrardan değineceğim. Değerli arkadaşlar bir kere daha söyleyeyim. Güneyde ne yok? Düzenli ordu yok. Ne var? Kuvayi Milliye var. Ne var? Milli Mücadele'nin son kongresi Pozantı var. Kim katılmış? Mustafa Kemal katılmış. Aldıkları unvanlar ve aldıkları istiklal madalyaları. Senin Güney Cephesi'yle alakalı bileceklerin bunlar. Şimdi asıl mücadelenin yaşandığı, asıl işgalden dolayı insanlarımızın daha fazla katline sebep olunduğu, hayvanlarımızın, ahırlarımızın, ağıllarımızın, nelelerimizin öldürüldüğü ve acımadan kurşuna dizilip mahalle fırınlarında pişirildiği tabii ki Batı. Arkadaşlarım Batı Anadolu'da, Kütahya'da, Afyon'da, Denizli'de. Yine bakıldığı zaman İzmir'de yaşanan bu katliamlar daha evvelden biliyorsunuz Amiral Bristol gibi bir büyük bir raporada yansımıştı. Yine biliyorsunuz ki bir başka rapor sunan da Doktor Esat Işık'tı. O da bu mezalim yani zulümleri anlatmıştı. Şimdi değerli arkadaşlar niye Batı? Çünkü Batı'daki Yunanistan'ın amacı oraya işgal değil. İlhak. İlhak ne demekti? Evet ne demekti ilhak? Sınırına katma. Yani şunu düşün. Şu tahtayı Türkiye haritası olarak düşünelim. Şimdi senin güney tarafında işgal edilen Maraş, Antep, Urfa. Adam Fransa ta buradan oraya gelmiş. Elbet buradan çıkacak çünkü arada sınır yok. Ama senin Yunanistan dediğimiz yer burası. Adam buradan senin topraklarını alacak. Megali İda yani Büyük Yunanistan'ı kuracak. O yüzden Batı'daki mücadeleler çok daha kıymetlidir. Peki Batı'da normalde düzenli ordu var mıydı başlarda? Yoktu. Ne vardı yerine? Kuvayi Milliye. Hepimizin bildiği Çerkez Ethemler doğru mu? Yörük Alefeler,
Yine bakıldığı zaman Demirci Mehmet Efeler. Ya güzel kardeşim, Kuvayi Milliye başarısız diyemeyiz. Kuvayi Milliye'nin birçok faydası var. Önce şu faydalarından başlıyor. Bir, halkın milli bilincini yükseltti mi mantıken? Halkın ölü toprağın üzerine attırdı mı? Üç, halkın silah teminini yaptı. Dört, milli mücadelede düzenli ordunun kurulmasına zaman kazandırdı. Beş, yapmış olduğu ani baskınlarla Yunan'a maddi manevi zararlar verdirdi. Doğru mu? Bak bunların hepsi Kuvayi Milliye'nin yararları. Peki Kuvayi Milliye bu kadar yararlıysa niye hocam kaldırıldı? Hocam, Kuvayi Milliye düzensiz mi gene? Karşıda düzenli ordu Yunan var. Düzensizin düzene galip geldiği çok nadir görülmüştür. O yüzden Yunanları düşmandan yani yurttan atacak bir kapasiteye sahip olmaması bir. İhtiyaçlarını halktan zorla karşılaması, vermeyenlerin veya veremeyecek durumda olanları kendi usullerine göre yargılaması. Yine bakıldığı zaman değerli arkadaşlarım, bu adamların yani Kuvayi Milliyecilerin kaldırılmasının bir başka sebebi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin emir ve yasaklarına uymaması. E şimdi bunlar da birleşince düzensiz ve disiplinsiz olması şu bu derken en sonunda Kuvayi Milliye'nin kaldırılma haberi gelecek. Ama niye? Şimdi durup dururken öyle olmaz. Arkadaşlar bakın buraya dikkat. Biz biliyorsunuz Sivas Kongresi'nde bir adam atadık. Kim atamıştık? Sivas Kongresi'nde Ali Fuat Cebesoy. Peki Ali Fuat Cebesoy buradaki Çerkez Ethem'le birleşir kuvvetlerini. Diyelim ki Gediz taarruzu yaparsa. Gediz Yunanların elinde bir ilçe. Kütahya'nın ilçesi. Hoca arkadaşlar Gediz taarruzunda başarısız olduk. Bunun üzerine Mustafa Kemal ne yaptı? Ali Fuat Cebesoy biliyorsunuz görevden alacak. Yerine Refet Bele ve İsmet İnönü'yü getirecek. Ali Fuat Cebesoy da Moskova'ya büyükelçi olarak atılacak. O zaman Kuvayi Milliye'nin kurulmasının en önemli sebebi nedir? Gediz taarruzunun başarısız olması. Peki Gediz taarruzu başarısız mıyız? Evet. Peki bunun üzerine Mustafa Kemal ne yaptı? Ülke genelinde seferberlik ilan edildi, asker alımlar arttı ve böylelikle Türkiye Büyük Millet Meclisi kendi düzenli ordusunu kurdu. Peki ben şunu söyleyelim. Yunanları düşün şimdi, kendini Yunan yerine kur. Bir taraftan düzensiz çarpıştın ve devamlı hemen hemen arazide yendiğin Kuvayi Milliye var. Bir tarafta da yeni kurulan bir düzenli ordu var. Mantıken Yunanlı hiçbir zaman düzenli ordunun kurulmasını istemez. O yüzden ne olacaktır? Yapılacak ilk iş belli. Bir, düzenli ordunun kurulmasını engellemek veya düzenli ordunun kurulmasını kurulduktan sonra güçlenmesini engellemek. İki, Yunanlara biliyorsunuz en büyük desteği kim veriyor? İngilizler. O zaman Yunanlar ne düşünüyor? İngilizlerin verdiği desteği kaybetmeyin. Üç, tam bu esnada Çerkez Ethem isyan ediyor mu? O zaman biz 1. İnönü Savaşı öncesinde hem Çerkez Ethem'in kuvvetleriyle hem de Yunan kuvvetleriyle savaşacağız. Olay bu. İşte bunların hepsi birleşince 1. İnönü Savaşı'nın nedenleri oluyor. Peki 1. İnönü Savaşı nerede oldu? Bugün Eskişehir'i Bursa arasındaki İnönü denilen yerde oldu. Ve oradaki bir tepede, Metris Tepe'de Yunan kuvvetleriyle yapılan çarpışmada İzzettin Paşa ve tabii ki bölge komutanı ve düzenli ordu birliklerinin genel komutanı İsmet İnönü değerli arkadaşlar bu savaşı kazanmasını sağladı. Yunan tarihçiler bu savaşa direkt olarak savaş demez. Taarruzi keşif der. Niye? Çünkü diyor biz orada yürüyorduk. Sizin mevzilere girmişiz. Siz bize ateş açınca işte atıyorum 50 tane 60 tane erimizi öldürün. Siz buna savaş diyorsunuz diyor. Arkadaşlar Yunan böyle konuşabilir ama bu savaştır. Bazıları günümüzde çok böyle tarihçiler çıkıyor. Yok birinci dönü yok. İkinci dönü hiç olmadı. Arkadaşlar oldu. Oldu da hani bakıldığı zaman biz savaşlarda Çanakkale gibi zannediyoruz her savaşı. Çanakkale'de işte 250 bin bizden şehidimiz var, 250 bin öbür taraf. Her savaş böyle değildir. Bazen bir savaşta bir kişinin öldüğü savaşlar bile vardır. Osmanlı kaleyi alıyordu. Kaleyi alırken bir kişinin bile ölmediği kaleleri aldık. Bu savaş değil miydi? Savaşta taktikler vardır. Biz burada 50 tane de öldürsek gene nedir? Kesinlikle savaştır. Peki biz savaşı kazandık mı 1. İnönü Savaşı'nı? Kazandık. Arkadaşım mantıken o bölgenin komutanı kimse savaş kazandıktan sonra rütbesi bir kademe artar. Albaydı İsmet İnönü. Oldu bize ne? General. İsmet İnönü generalle yükseltildi bir. Peki mantıken düşünelim. TBMM'ni kazanmış oldu ve düzenli ordunun batıda kazandığı ilk savaş değil mi? İlk savaş olması hasebiyle mantıklı düşündüğümüz zaman TBMM'ye olan güven artar mı? Artar. Yine bakıldığı zaman düzenli orduya katılım artar mı? Güvenden dolayı artış yaşanır. 3. Bizleri özellikle Sevir Barış Anlaşması'nın maddelerinin kendileri de aşırı bulan İtilaf Devletleri maddeleri biraz yumuşatarak tekrar Türk tarafına sunmak, bizlerin tarafına sunmak için Londra Konferansı'nı toplayacak. Afganlılarla Dostluk Antlaşması, Sovyet Rusya'yla Moskova Anlaşması'nı yapacağız.
ve Teşkilat-ı Esasiye denilen 1921 anayasamızı biz ilan edeceğiz. Artı bitmedi. Hazır ordu savaş kazanmış. Ordunun moralini yüksekte tutmak ve orduya katılımı arttırabilmek amacıyla bir yarışma düzenlenecek. İstiklal Marşı Yarışması denilen yarışmayı Milli Eğitim Bakanlığı yani Marif Vekaleti düzenleyecek. O zamanlardaki Marif Vekaleti dediğimiz Marif Bakanı Hamdullah Supi Tanrı Över'di. Ve Hamdullah Supi Tanrı Över yarışmayı açtı. Yarışmaya 724 şair şiirleriyle beraber katıldı ki bunlar arasında Kazım Karabekir de vardır. Arkadaşlar 724 şiir Türkiye Büyük Millet Meclisi kürsüsünden hepsi tek tek okundu. Hiçbiri kabul edilmedi. Yani beğenilmedi. Bunun üzerine değerli arkadaşlar ne oldu? Hemen o yarışmaya para ödülünden dolayı katılmayan Mehmet Akif'in yanına gidildi. Akif'e söylendi. O para ödülü bir hayır kurumuna verilecek şekilde düzenlendiği için Akif Taceddin Dergahı'nda hepimiz de biliyorsunuz ki bu müthiş marşımızı dizelerini yazdı yani güftesi Mehmet Akif Ersoy'a aittir. Ve bu şiirimiz üst üste 4 defa Türkiye Büyük Millet Meclisi Hamdullah Supi Tanrı Över tarafından okundu. Açık Sözlü Hakimiyeti Milliye gazetelerinde yayınlandı ve Mehmet Akif bu marşı yazarken direkt Türk ordusuna ithaf etti. Yani korkma derken halka değil burada. Kime? Orduya bir mesaj var. Ve Türk ordusuna ithaf edilen İstiklal Marşı ilk defa 1982 Anayasası'na yer aldı. İlk bestesi 1930'a kadar Ali Rıfat Çağatay, 1930'dan sonra ise Osman Zeki Üngör tarafından ne yapılmıştır? Değerli arkadaşlarım bestelenmiştir. Güfte ile besteyi karıştırmayalım. Değerli arkadaşlar güfte dediğimiz sözdür o Mehmet Akif'in. Beste her zaman değişebilir. Bakın bir kere daha söyleyeyim. Başlarda Ali Rıfat Çağatay'dı. Bu genel tekrar videolarını dinleyen arkadaşlar. Şu an Google'dasınız ya da beni internetten izliyorsunuz. Aç şimdi. Kapat şimdi burayı. Dur. İlk İstiklal Marşı diye yaz. Ali Rıfat Çağatay'ın besteledi. Bir dinle bakayım. Türk sanat müziği gibi arkadaşlar. Ama Osman Zeki Üngör'ün bestelediği çok daha hareketli ve çok daha coşkuludur. Bunu da bilelim. Tabii İstiklal Marşı'ndan gelen parayı da Mehmet Akif tabii ki cebine atmadı. 500 lira olan parası. 500 lira burada altındır kastedilen lira olarak değil. Bunu da Darül Mesai dediğimiz değerli arkadaşlarım dikim evi diyoruz Ankara'da. Askerlerin üst baş kıyafetlerinin dikildiği bir yerdi. Mehmet Akif gerçekten ömrü boyunca çok sefalet çekmesine rağmen bakın bu parayı bile kabul etmiş. Günümüzde de bazen İstiklal Marşı'na ödüller veriliyor duymuşsunuz. İşte çeyrek altın, tam altın. Bakın oradaki yetişen neslimizde çocuklar özellikle yarışmadan sonra o çeyrek altın ve tam altını almıyorlar. Niye? Daha evvelden sözün yazarı almamış. Ben niye alayım diye. Bak bunların hepsi tarih bilginimiz olmasa ne olurdu? Belki de o çocuk tam altın ya çocuk 15 yaşta çocuk. Ya ihtiyacı görülürdü değil mi? Ama bu çocuk tarih bildiği için Mehmet Akif almadı diye o da almıyor. Bunlar işte hep tarih bilgisiyle alakalı. Sizler tarih bilgimizi yukarı çekeceğiz arkadaşlar. Neyin ne olduğunu öğreneceğiz. Öngörülerimiz çok daha netleşmeye başlayacak. Bazen fikir ve yorum yapamadığımız durumlarda tarih öğrendikten sonra ve coğrafya öğrendikten sonra emin olun çok daha fikirleriniz gelişecek. O arkadaş ortamında veya işte gittiğiniz herhangi bir akademik ortamda tarih bilgisi olan insanların çok daha saygın bir hale geldiğini kendinizde göreceksiniz. Mesela fizikçi de olsanız tarih öğrenin, coğrafyacı da olsanız tarih öğrenin, hemşire de olsanız tarih öğrenin. Bu tarih bizim tarihimiz. Bakın şurada yapılan savaşları biz 5 dakikada anlatıyoruz ama bunlar günlerce sürdü. Günlerce sefalet, yokluk, yoksunluk, silah yok, cephane yok, ilaç yok, hiçbir şey yok. Ama ecdadımız direnci vardı, imanı vardı. Bu vatanı bizlere bıraktık. Bundan sonraki görevimiz bizlerin de bu vatanı torunlarımıza, bizden sonrakilere rahatça bırakabilmek. Şimdi düzenli orduyu kurduk. 1. Ölü Savaşı'nı yaptık. 21 Anayasası. İstiklal Marşı'nı anlattım. Şimdi biraz 21 Anayasası'ndan bahsedeyim. Önce şu soruyla başlayayım. Alper, soru şu, biz 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açmamıza rağmen neden bir sene anayasamızın ilanını bekledik? Sebep, soru bu. Bu gelen bu arada çıkan bir sınav sorusu. Türkiye Büyük Millet Meclisi 1920'de yılında açılmasına rağmen anayasasını bir yıl sonra ilan etmiştir. Bu durumun temel sebebi nedir? Normalde kurucu meclisler biliyorsun anayasayı hemen yaparlar. Ama neden hemen yapmayı da bir sene beklendi? Çünkü halkın TBMM'ye olan güvenin artması beklendi. O da ne zaman arttı? Birinci Dünya Savaşı'nın sonucunda arttı. Arkadaşlar anayasa yapmak ne demek? Ben yeni bir devlet kurdum demek. Peki 1921 Anayasası gene de hani direkt devlet kurdum diye değil de kanun esasını çelişmeyen maddeleriyle birlikte uygulanıyor. Bir, ilk anayasamızdır Türkiye Devleti'nin 1924'e kadar yürürlükte kalan en kısa süreli anayasamızdır. Yumuşak anayasadır. Ne demek? Bütün maddeleri değişebilir. 7 temel ilkeye bağlıdır.
Ve 1921 Anayasası laik değildir. Çünkü şer'i işler, yani din işlerin bakımı veya onun yürütülmesi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne bağlanmıştır. O yüzden bir kere daha söyleyeyim, 1921 Anayasası laik bir anayasa değildir. Yumuşak bir anayasadır, kısa ve özdür, kişi hak ve ödevlerine yer verilmemiştir. Peki bir şey söyleyeceğim. Niye kısa ve öz? Evet. Niye kısa ve öz? Savaş zamanı. O yüzden sen savaş zamanında geniş bir zaman olmadığı için hemen kanunları çıkartıp uygulanması sağlanması için ne yapılmıştır değerli arkadaşlarım? Bir kere daha söyleyelim. Kısa ve öz tutulmuştur. Tabii 1921 Anayasası'nda biz ilanımızı yaptık. Diğer teşkilat esası. İster Marş'tan bahsettik. Şu iki anlaşmadan da bahsedeyim. Tabii ki Afganistan bizleri tanıyan ilk Müslüman Türk devlettir desek olmaz. İlk Müslüman ülkedir. Değerli arkadaşlarım, Afganistan Türkiye Büyük Millet Meclisi ile yapmış olduğu anlaşma. İki, bu dostluk ve karşılıklı dayanışma ve işbirliği anlaşmasıdır. Gerçek adı budur. Tabii Türk-Afgan dostluğunu başlatan bu olay ileriki hala günümüzde de devam ediyor. Afganlarla ve Pakistanlarla çok dostluğumuz var. Şunu da bilmek lazım. Türkiye Cumhuriyeti'nde Mustafa Kemal biliyorsunuz yurt dışına hiç seyahat etmedi. Cumhurbaşkanlığı döneminde. Ve onu kendisine ziyaret edenler vardı. İşte ilk gelen de yine Afgan kralı Amanullah Han'dır. Mesela Türkiye'ye gelen ilk yabancı resmi devlet adamı Afgan kralı Amanullah Han. Bak bunu da bilin. O zaman bizi tanıyan ilk Müslüman devlet Afganistan. Bizi tanıyan ilk devlet Ermenistan. İşte ayrımlar buradan kaynaklanır. Peki yine bir başka devlet. Bizi tanıyan ilk büyük Avrupa devleti Sovyet Rusya'dır. Hangi anlaşmayla? Moskova. Peki niye yaptık hocam Moskova'yla? Rusya bizi niye bu kadar seviyor? Arkadaşlar kimse seni keyfiyatına sevmez. Bir kere bunu bir bilelim. Şimdi şöyle söyleyeyim ben size. Rusya yukarıda. Aşağıda, hemen aşağısında Karadeniz, yani Boğazlar. Bir aşağısında da Türkiye var. Doğru mudur? Peki bu Türkiye toprakları İtilaf Devletleri tarafından işgal edilirse, Allah muhafaza biz savaşı kazanamasaydık ve bu bölgeden işgal etse sıra kime geliyordu? Rusya'ya. O zaman mantıken Rusya kimi destekler? Düşmanın düşmanı dostundur politikasıyla bizi destekledi. Bir, silah yardımında bulundu. Daha evvelden de anlattık. Artı, bu anlaşmayla da bir, Sovyet Rusya bizi tanıdı, biz Sovyet Rusya'yı tanıdık. Mantıken daha evvelden Osmanlı Devleti ile Çarlık Rusya arasında yapılan tüm anlaşmalar geçersiz sayıldı. Şimdi bu yeni anlaşma dediğimiz Moskova Anlaşması. Artı, iki rejim, biri komünizm, birisi ulus egemenliği. Birbirlerine rejimlerini ihraç etmeyecek. Artı, burada çok kritik bir madde var. Burası çok çok önemli. Zaten en çok sınav sorusunun geldiği madde. Batum, biliyorsunuz. Sovyet Rusya İdaresi'ndeki Gürcistan'a bırakılacak. Bu ne demek? Misak-ı Milli'den verilen ilk taviz. Nerede? Moskova'yla. Bakın değerli arkadaşlar, çok karıştırıyorsunuz. Bak bu konuda uyarıyorum. Şimdi benim dersimi dinleyenler. Şu iki anlaşmayı sınavda karıştırma. Gümrü ile Moskova'yı. Gümrü Ermenilerle yapıldı. Ve bizi ilk tanıyan devlet olan Ermenistan. Burada bir sıkıntı yok. Arkadaşlarım, adama soru soruyoruz. Diyoruz ki Misak-ı Milli'den taviz verilen ilk yer olan Batum. Hangi anlaşmayla taviz verilmiştir diye soruyoruz. Hemen aklına ne geliyor? Gümrü. Hayır. Cevap ne? Moskova. Bak sınavda bunu karıştırma. Bir kere daha uyarıyorum, bir kere daha uyarıyorum. Bizim Misak-ı Milli'den ilk taviz verdiğimiz yer Batum. Bunu da hangi anlaşmayla verdik? Moskova. Şimdi sen benim ağzımdan çıkanları unutuyorsun zannediyorsun ya. Unutmuyorsun ama senden de isteğim şu. Şunu bir kere ağzından tekrar et. İkrar edilen bir şey unutulmaz. Tekrar edilen bir şey unutulmaz. Sen ağzından şu an ben ne çıktıysan sen de ağzından. Şimdi bunları çıkar. Bak bakayım unutuyor musun? Gümrü değil. Moskova. Misak-ı Milli'den taviz verilen ilk yer. Tamam. Bunu da bilelim. Moskova Anlaşması ile Sovyet Rusya bizi tanıyan ilk büyük Avrupa devleti oldu. Peki. Sevdeki isteklerini kabul etmediğimiz için istekleri birazcık daha yumuşatalım. Artı, Osmanlı Devleti ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni birlikte çağırarak ikisinin arasında ihtilaf yaratıp ikisine birden bu anlaşmayı kabul ettirelim diye. Londra'da toplanıldı. Londra'da başta ne denildi bize? Hatırla. Türk heyeti, yani TBMM, Osmanlı'nın içine yer alsın dediler. Biz de bunu Mustafa Kemal kabul etmedi. En sonunda İtalya'nın davetiyle biz nereye gittik? Londra konferansına gittik. Buraya dikkat. Hangi devletin davet ettiğini bilmek zorundasınız. Cevap İtalya. Peki Mustafa Kemal görüşmelere kimi gönderdi? Bekir Sami Bey, Dışişleri Bakanımızı.
Osman Nereti kimi gönderdi? Son sadrazam Tevfik Paşa'yı. Ve ikisi birlikte geldi. Ancak Tevfik Paşa anladı ki bunlar bizi birbirimize düşürecek. Kalktı ayağa, ne dedi? Bu milletin gerçek temsilcisi TBMM'dir dedi. Ve sözü kime bıraktı? Bekir Sami'ye bıraktı. Bekir Sami kalktı ayağa. Misak-ı Milli'yi okudu. Bu toprakları size vermeyeceğiz dedi. Onu dedi, bunu dedi. Bir taraf sana Sevr'i dayatırken sen bir taraftan Misak-ı Milli'yi dayatırsan burada bir sonuç çıkması imkansız. Ve bu imkansız da zaten neye sebep oldu? Londra konferansının başarısız olmasına ve kaçıncı İnönü'nün yapılmasına? İkinci İnönü'nün yapılmasına sebep oldu. Burada şuna dikkat. Bizden kim katıldı? Bekir Sami. Osmanlı'da adına kim katıldı? Tevfik Paşa. Son sadrazam. Bunu bilin. Artı bunları katılımla beraber Londra konferansı başarısız oldu. Peki hepinize soralım. Ya Mustafa Kemal Londra konferansında bize Sevr Anlaşması'nın dayatılacağını bildiği halde neden acaba Bekir Sami'yi oraya gönderdi? İşte mesele bu. Bir, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hukuki varlığını itiraf devletlerine tanıtmak. İki, arkadaşlar orada gidip Misak-ı Milli'yi tüm dünyaya duyurmak. Bizim temel amaçlarımız ne? Bunlar. Ha, bunları da yaptık mı? Evet yaptık. Şimdi herkesin Misak-ı Milli'den haberi oldu. Peki Londra konferansının bile bitmesini bekleyemeyen. Bak bir kere daha söyleyeyim. Londra konferansı, hatta onu da anlatayım. Konferans bitti. Bizim Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey, İngiltere ve Fransa ile ikili anlaşmalar yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi onay vermeden bu anlaşmalar geçersiz. Biliyorsunuz uluslararası tüm anlaşmalara günümüzde de kim onay veriyor? TBMM. E kardeşim, Bekir Sami'nin yapmış olduğu bu anlaşmalara kızan Mustafa Kemal Bekir Sami'yi görevden alacak. Yerine Yusuf Kemal Tengir Şengi getirecek Dışişleri Bakanı. Bir kere daha söyleyelim. Londra konferansında ikili anlaşmalar yapılıp Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden ve Mustafa Kemal tarafından tepkiyle karşılanan Bekir Sami Bey görevinden alınacak. Yerine Yusuf Kemal Tengir Şenk yeni Dışişleri Bakanı olacaktır. Peki Londra konferansının hatta sonucunu bile beklemeyen ve bizi güya ne de olsa Türkler barış masasında, biliyorsunuz Londra konferansına gitmeden önce adamların amaçları neydi? Türkler barıştan kaçıyor propagandası yapacaklardı eğer biz katılmasaydık. Mustafa Kemal ne yaptı? Türkler barıştan kaçıyor propagandasını önlemek amacıyla da katıldı. Neye? Londra konferansı. Arkadaşlar bu soru her zaman gelir, bir kere daha söyleyeyim. Sınava girdim. Mustafa Kemal Türkler barıştan kaçıyor propagandasını önlemek amacıyla hangi heyeti ya da heyetini hangi konferansa yollamıştır? Cevap Londra konferansı. Sen bunu bileceksin. Peki hepinize şu soruyu da soralım. Biz konferansı daha yaparken Yunanlar niye saldırdı bize? İkinci İnönü'yü başlattı hemen. Daha konferansın sonucunu bile beklemedi. Burada amaç neydi? Ne de olsa Türkler barış konferansında ya. Belki bir barış yaparlar ümidiyle. Bizim böyle saf saf bekleyeceğimiz için. Halbuki her şeyimiz hazırdı. İkinci İnönü Savaşı başladı. Arkadaşlar savaş gene Metistepe mevkisinde oldu. Ve yapılan savaşı gene kim kazandı arkadaşlar? Gene biz kazandık. Biz kazanınca halkın TBMM'ye olan güveni artar mı? Artar. Peki dikkat. İkinci İnönü zaferinden sonra Mustafa Kemal İsmet İnönü'ye bir telgraf çekti. Dedi ki İsmet, sen orada ya da siz sadece düşmanı değil bu milletin makus yani kötü talihini de yendiniz. Çünkü üst üste iki savaş kazanamıyorduk bayağıdan beri. Şimdi hem biri kazandık hem ikiyi kazandık. Bir kere daha söyleyelim. Siz orada sadece düşmanı makus talihini değil. Bu milletin makus talihini yendiniz. Ve ikinci İnönü zaferi inkılap tarihimizin yine bir yerine bir sayfasında yer alacak diyen Mustafa Kemal'dir değerli arkadaşlarım. Ve bizler 2. Yunan Savaşı'nı kazandık. Dikkat! Şimdi biz savaşı kazanınca Yunanlar geri çekiliyor ya, biraz yavaş çekildiler. Yani biraz nasıl diyeyim, tam bir kaçma, hani koşarak bir kaçma değil de yürüyerek bir kaçma. İşte bunu gören askerlerimiz dedi ki, ya biz bunları gözümüzün önünde kaçmasın kardeşim diyerek siperlerimizden çıkıyoruz ve bunları kovalamaya başlıyoruz. Nerede? Aslanlar Dumlupınar Mevkisi'nde. Ancak Aslanlar Dumlupınar Mevkisi'ne geldiğimiz zaman biz yoruluyoruz. Çünkü taarruz gücüne erişkin bir ordumuz olmadığı için tekrardan bizler siperlerimize geri dönmek zorunda kalıyoruz. Aslanlar Dumlupınar bir kovalaması. Bazı kaynaklar muharebe der de böyle bir muharebe yok yani, direkt bir çatışma yok. Biz biraz kovaladık, baktık yorulduk. Tekrar nereye geldik? Siperlerimize geri döndük. Çünkü taarruz gücüne erişkin bir ordumuz değil. Artı 2. Yunan Savaşı'nın sonunda İtalya ne dedi? İtalya, ben dedi kardeşim bu işte de 2 gün sonra bize de sarpar. Ben ne yapayım dedim. Yavaş yavaş ben dedi çekilme işlemine başladım. İtalya değerli arkadaşlarım 2. İnönü Savaşı'nın hemen ardından çekilme işlemlerine başlamıştır. Artı İngiltere Malta'da tuttuğu 40 tane Türk vardı. Hani Mebusan Meclis'ten alıp götürmüşler diyor. 40 Türk'ü serbest bıraktı. Fransa nereden çekildi? Zonguldak'tan çekildi ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ateşkes teklif etti. Demek ki bunların hepsi ne?
Hep olumlu gelişmeler. O zaman bir mantık kuralım mı? Bak şimdi buraya. Birinci yönün zaferinin sonunda olumlu gelişmeler var mı? İç ve dış var. İkinci yönünden sonra iç ve dış olumlu gelişmeler var mı? Var. O zaman genel bir cümle kuruyorum. Cümle şu. Dünyada herhangi bir devlet, hiç önemli değil, askeri başarılar yanlarında siyasi zaferleri de getirirler. Bu ÖSYM'nin klasik cümlesidir. Buna dikkat edelim. Tam tersini düşünün. Askeri hizmetler siyasi hizmetleri de yanında getirirler. Mantıklı değil mi? Sen savaş kazandıktan sonra olumlu bir anlaşma yaparsın. Savaş kaybettiğin zaman olumlu bir anlaşma yapabilir misin? Osmanlı Devleti 1699'da işte Viyana Savaşı'nı kaybettiğinde Karlofça bizim lehimize miydi? Sen savaş kaybettiysen aleyhine olur. Bu genel bir mantıktır. Onu da sana söylemiş olalım. Askeri zaferler yanlarına siyasi zaferleri de getirirler. Biz bunu nerede gördük? Bir de gördük ve iki de gördük. Şimdi asıl mevzu. Buraya dikkat. Şimdi senin en önemli özelliğin, biz neredeyiz bu arada? Ankara'da bizim, Ankara bizim, Afyon bizim, Kütahya bizim, Eskişehir bizim. Buralar bizim. Peki adamlar en son Bursa Bilecik hattındalar. Bu adamların amacı mantıken Eskişehir'i ve Ankara'yı alarak milli mücadele sona erdirmek değil mi? Artı 1. ve 2. İnönü Savaşı'nda yenilmişler, bunların öcünü almak istemeleri. Doğru mu? Artı İngilizlerin vermiş olduğu desteği kaybetmemek istememeleri. Eskişehir-Kütahya muharebelerinden 20 gün önce Yunanistan'da seferberlik ilan ediliyor. Bu savaş öncesi. Ve 14, 15, 16 yaşındaki Yunan askerleri, yani çocuklar, bu savaşa getiriliyor. Yani bu savaşta Yunan kendine son kez şans vermiş. Arkadaşlar biz ne yaptık? Maalesef ki bu savaşta Eskişehir'i, Kütahya'yı, Afyon'u ve Bilecik'i kaybetmek zorunda kaldık. Çünkü Yunanlar çok kuvvetli. Peki ordu geri doğru çekiliyor. Başımızda kim var? İsmet İnönü. Mustafa Kemal'le telgraflaşıyorlar, haberleşiyorlar. Bunun üzerine Mustafa Kemal orduyu Sakarya Irmağı'nın doğusuna çektiriyor. Şöyle bir ırmak çizelim. Irmak bu olsun. Tamam. Sakarya Irmağı'nın doğusu burası. Burası neresi Ankara'nın? Polatlı. Tamam. Biz ırmağın, yani şurada görmüş olduğunuz ırmağın bu tarafına çekildik. Yani burada hangi taraf var? Türk tarafı. Bu ırmağın bu tarafında kim kaldı değerli arkadaşlar? Hani ben anlamanız için söylüyorum. Hani örnek vermek için söylüyorum. Hani aklınızda böyle kalsın diye. Hani Polat'tan sonra hangi ilçe var ileri doğru gidince? Sivrihisar diye düşünün. Burada hangi kuvvetler var şu an? Yunan. Arada hangi nehir var? Sakarya. Peki biz Sakarya Irmağı'nın üzerindeki köprüleri ateşe verdik mi? Mecbur Yunan ne yapmak zorunda? Tekrar köprü inşa etmek zorunda. Karşıya geçebilmek için. Peki Polatlı. Polatlı'yla ne var? Hemen Ankara. Araları kaç? 70 kilometreye yakın. Ne demek istiyorum? Artık Polatlı'daki top sesleri Ankara merkezden duyulur hale gelmiş. O kadar şiddetli. İşte bunun üzerine Mustafa Kemal'e müthiş TBMM'de tepki başlıyor. Niye? Yahu diyor, sen TBMM başkanısın. Bu arada Mustafa Kemal ne başkanı sadece? TBMM'nin başkanı. Askeri bir görevi var mı? Yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Kemal yapmış olduğu iki hamleden dolayı büyük bir muhalefete karşılaşıyor mecliste. Bir, sen Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı olarak neden orduya geri çekilme emri verdin? Seninle ne alakası var bu işin? Peki Mustafa Kemal niye vermişti? Ordu daha fazla yıpranmasını engellemek amacıyla biz orduya geri çekilme emri verdi. İki, bu arada savaş devam ederken Mustafa Kemal eğitime verdiği önemi gösteriyoruz. Her zaman sınav sorusudur. Maarif Kongresi. Arkadaşlarım, Eskişehir Kütahya muharebeleri devam ederken ne toplanmıştır? Maarif Kongresi toplandı. Peki hepinize şu soruyu soralım. Alper bak buraya. Adamlar Polatlı'ya kadar geldiklerine göre, Ankara'da bu kadar yakın olduğuna göre mantıken meclisin nereye taşınması gündeme geldi? Kayseri'ye taşınması gündeme geldi. Taşındı mı peki? Hayır. Ama en azından böyle bir şey bile gündeme geldi. En azından meclis yıkılmasın diye. O zaman Eskişehir, Kütahya muharebelerini şöyle bir toplayalım. 1. Eskişehir, Bilecik, Afyon, Kütahya kaybedildi. 2. Ordu daha fazla yıpranmasını engellenmesi amacıyla Mustafa Kemal tarafından Sakarya'nın doğusu, yani Polatlı'ya çekildi. Daha fazla yıpranmasını engellemek amacıyla. 3. Meclisin Ankara'dan Kayseri'ye taşıması gündeme geldi. 4. Mustafa Kemal'e iki yaptığı şeyden dolayı tepki başladı. 1. Geri çekilme emrini vermesi. 2. Maarif Kongresi'ni toplaması. Maarif Kongresi eğitimle alakalı öğretmenlerle yapılan Ankara'daki toplantıdır. Günümüzün Milli Eğitim Bakanlığı şuralarının temelidir. Her zaman soru olmaya adaydır. Nasıl soru geliyor peki? Eskişehir Kütahya muharebeleri devam ederken hangi kongre toplanmıştır? Cevap Maarif Kongresi. Geliş, sorunun gelişte bu oluyor. Peki
Mustafa Kemal baktı ki kendisine bayağı bir tepki var. Çıktı kürsüye. Dedi ki kardeşim ben Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı mıyım? Evet. O zaman bana yetki verip ben askerin başına geçeyim. Yani İsmet İnönü'nün yerine geçeyim. Bunun üzerine de arkadaşlar mecliste onu sevenler başaracağına, sevmeyenler sorumluluğun onda kalacağını düşünerek ikisi de birden birleşti ve Mustafa Kemal'e 3 aylığına yasama ve yürütme yetkilerinin verildiği başkomutanlık kanunu çıkardı. O zaman Mustafa Kemal hangi savaş sonrası başkomutan oldu? Eskişehir Kütahya muharebelerinden sonra Mustafa Kemal başkomutan oldu. Peki mantıken hangi savaş öncesine denk gelecek? Sakarya Meydan Muharebesi. O zaman biz neye dikkat etmek zorundayız? Önce ve sonra kelimelerine. Örnek sınava girdim. Mustafa Kemal hangi savaş öncesi başkomutan olmuştur? Cevap Sakarya. Hangi savaş sonrası derse? Eskişehir Kütahya. O zaman burada bizim parmağımızı bilmemiz lazım. Ben bunu her videomda yapıyorum. Biraz abes bir şey ama akılda kalıcı, kusura bakmayın. Bu ellerimizi yumruk yaptık, sağ ellerimizi yumruk yapıyoruz. Evet çok güzel. Batı cephesindeki savaşları sırayla sayıyoruz. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Eskişehir Kütahya. Bakın orta parmağa denk geldi. Biraz kusura bakmayın böyle ama böyle anlatırsak akılda kalıyor. Bak orta parmak ülkemizde biliyorsunuz ki edepsizlik olarak nitelendirilir. Bu parmak ne? Hangi parmağa denk geliyor bu savaş? Eskişehir Kütahya yenildik. Sakarya durdurduk. Baş parmak başkomutanlık. Bir kere her öğrenci Batı cephesinde bu sıralamayı bilmek zorunda. Bir daha yapalım. Buyurun. Birinci İnönü, ikinci İnönü, Eskişehir Kütahya yenildik. Tamam. Sakarya durdurduk. Baş parmak başkomutanlık. Bu sıralama hangisinin? Batı cephesinin sıralaması. Tamam. Bunu da bilelim. Peki Mustafa Kemal başkomutan oldu mu şimdi? Oldu. Kaç aylığına oldu? Gelen sınav sorusuna bakalım. Neden Mustafa Kemal 3 aylığına istedi de 1 seneliğine istemedi? Başkomutanlık ne demek? Yasama ve yürütme yetkisini kendine. Yani diktatör olur o zaman. O yüzden kaç aylığına aldı? 3 aylığına. İstese 1 seneliğine de istese alır mıydı? Alırdı belki de. Ama o cumhuriyete ve ulus egemenliğine inandığından dolayı 3 aylıkta kendini sınırlı tuttu. Daha sonra süresiz uzatılacak biliyorsun. İleride süresiz uzatılacak ama ona rağmen ülkemizi cumhuriyet rejimine geçirip tekrardan seçimlere gidilecek. Demek istediğim şu. Burada soruların geliş açısı bakımından Kütahya Eskişehir çok önemlidir. Sonuçları çok önemlidir. Bunu bilelim. Maarif Kongresi başkomutan olması. Peki dikkat. Mustafa Kemal başkomutan olduktan sonra hemen orduya gitmiyor mu Polatlı'ya? Polatlı'ya gitti. Bir, hastalıklar çoğalmış, ölümler çoğalmış. Tıbbi müdahale çok az. İki, neden? Aynı kıyafetlerle banyo ve su imkanından yoksun olan askerimiz hastalıklardan kırılmış. 3. Yeterli derecede silahımız yok. Bazısı bozuk. Bazısı çalışmıyor. 4. Bu bölgede halkın morali bozulmuş. Eskişehir Kütahya Savaşı'ndan dolayı askerin de morali bozulmuş. İşte Mustafa Kemal cepheye gidiyor. Cepheye geldikten sonra diyor ki acil derecede bize yardım lazım. Yardım. Bak yardım lazım. Diyor. Ve Mustafa Kemal hemen ne yapıyor değerli arkadaşlarım? Başkomutan kendisi olduğu için Türkiye Büyük Millet Meclisi onayı duymadan artık zaten TBMM'nin yetkilerini almış. Bir kanun çıkarıyor. Milli Yükümlülükler Kanunu. Diğer adıyla Tekalif-i Milli Emirlerini çıkarıyor. Ne demek bu? Bir, her evden bir çift çorap, bir çift çamaşır, bir çift patik gönderilecek. İki, 2 yaşına geçen hayvanların bazıları büyükbaşlardan özellikle et ihtiyacını asker yesin diye verilecek. Devlet alacak. 3. Sahipsiz kalan tüm mallar devleti sayılacak. 4. At arabası veya binek arabası olanların hepsi gidecekler cepheye. Her ay bu yardımları taşıyacaklar. Tamam. Ondan sonra işte dökümcüler, bakırcılar, kalaycılar, demirciler, mühendisler hepsi kimin emrinde çalışacak? Ordunun emrinde çalışacak. Şimdi hepinize sor. Kanunlar Mustafa Kemal'in adıyla yayınlandı. Doğru mu? Yani TBMM onayı yok. O zaman sınava gidin. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından onaylanmamıştır? Cevap ne? Tekalifi, milliye, emirleri. Peki hepinize soru şu. Bu emirler yapmayanlar bir, her il ve ilçede kurulacak olan insanlar yardımlarını tekalifi milliye komisyonlarına verecek. Mesela sen ne getirdin Alper? 2 tane çift çorap getirdin. Onun bir bedeli var. Ne kadar 2 çift çorap? 5 liradan 10 lira. 1. Alper Yetkin. 2 çift çorap, 10 lira adresin. Bunlar alınıyor. Kayıtlı tutuluyor. Niye? Sen bunların hepsini savaştan sonra geri parasını alabilirsin. Öyle zorlu bir şey yok. Ama bizim milletimiz Necip millet. Hiç almış mı böyle bir şey tekrardan geri? Hayatta tenezzül etmeyiz.
O yüzden ne oldu? O tekalif milli emirleri gerçekten çok kıymetli emirlerdir. Ankara'nın birçok ismi oradan gelir. Demirtepe, Maltepe. Orada demir yıldığı için Demirtepe, mal yıldığı için Maltepe. Ankara'nın isimleri hep buradan geliyor. İlçe isimleri veya semt isimleri. Peki, şuraya da dikkat. Her il ve ilçede komisyon kuruldu mu? Çok güzel. Peki hepinize soralım. Tekarif milli emirleri yayınlandıktan 15 gün sonra Sakarya Meydan Muharebesi çıktığına göre sizce yardımların tümü Sakarya'da kullanabilmiş miyizdir? Hayır ya. Kullanamadık tabii ki. O zaman dikkat. Tekalif-i Milliye emirlerinden gelen yardımları biz iki yerde kullandık. Bir, Sakarya Meydan Muharebesi. İki, Büyük Taarruz. Peki hocam. Mustafa Kemal'i seven var, sevmeyen var Anadolu'da. Olabilir, doğru. Peki, sevmeyenler bunları vermek istemeyebilir. Veya içimizdeki gayrimüslimler, Ermeniler, Rumlar veya başka milletlerden insanlar vermemiş olabilir mi? Evet. Vermemiş olabilirler ama vermemenin de cezası var. Tekalif-i Milliye hükümdeki herkesin ne yapması lazım? Zorunlu olarak vermesi gereken şeyler. Tamam. Ha bunlar için hiç adamın bir şey yoktur. Vermez. O ayrı. Ama bir de olup da vermeyen var. Mustafa Kemal ne dedi? Olup da vermeyen nedir? İdam cezasıyla vatana ihanetten yargılanacaktır. Anlaşıldı mı? O zaman bu kanunların böyle oftiden koftiden kanunlar değil. Çıktığı zaman gerçekten büyük ağırlığı olan kanunlar. Peki hocam idam edilen oldu mu? Evet oldu. Ermeniler ve Rumlardan vermeyenler de bir Türk iş adamı, bir tane diyorlar. O idam edildi. Ondan hariç kimse idam edildi. Yani toplamda 54-55 kişi bu emirleri uymadığı gerekçesiyle, yani olup da vermediği gerekçesiyle ne yapılmıştır? İdama mahkum etmiştir. Hangi kanun uygulanıyor burada? Vatana ihanet kanunu. Şimdi biz bunları şöyle bakıldığı zaman arkadaşlar artık neye hazırız biz? 15 gün sonra çıkacak olan Sakarya hazır mıyız? Bir şey söyleyeyim. Hazır mı hazır değiliz ya. Ne hazır? Yardımlar gelmedi ki. Biz eski ordumuzla, yıpranmış ordumuzla Sakarya yapacağız. Sakarya Meydan Muharebesi'ne görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.